Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Görüş alanına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün izleyicilerimizi En Kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Kon TV ekranlarında, görüş alanında bu hafta Doçent Doktor Abdullah Harmancı hocamız konuğumuz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi kıymetli hocamızla Mehmet Akif'i konuşacağız. İçinde bulunduğumuz hafta Mehmet Akif haftası. Aralık ayının 3. haftasına denk gelen bu hafta Mehmet Akif merhumu anmak ve onun efendim dünyasına, onun görüşlerini, fikirlerini ve eserlerine bir parça daha yakınlık kesbetmek için çok farklı şehirlerde, farklı etkinliklerle Mehmet Akif anılıyor. Biz de bugün programımızda kıymetli hocamızın Mehmet Akif ile ilgili uzun yıllardır okumalarının, efendim araştırmalarının neticelerini bizimle paylaşmasını istirham edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Sami hocam teşekkür ederim. Eyvallah, şeref verdiniz. Estağfurullah. Şimdi hocam Mehmet Akif'i konuşacağız ama Mehmet Akif'ten önce programın başında şöyle bir başlık açmak istiyorum ben. Yayından hemen önce de sizinle konuştuk. Üzerine olan ilgi bir hayli az. Cengiz Dağcı diye bizim bir edebiyatçımız var. Evet. Kıymetli de bir edebiyatçımız. Hem eserleriyle hem fikirleriyle aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eserine de girmiş bir isim. Girmiş, evet. Doğumunun 100. yılıydı sanırım değil mi? Evet. 2019 yılı. Evet. Ve bu vesileyle de aslında işte bu tür rakamlar vasıtasıyla o yıllarda çok çeşitli etkinlikler düzenlenebiliyor ama Cengiz Dağcı bu manada biraz yetim öksüz kaldı 2019'da sanki. Evet. Çok da ben bir program hatırlamıyorum böyle detaylı Cengiz Dağcı üzerine. Bize biraz Cengiz Dağcı'dan bahsedebilir misiniz? Niye bazı isimlerimiz bizim böyle gölgede daha sessiz kalıyor? Bunun bir nedeni var mı? Genel bir nedeni. Aslında çok fazla kişiyi unutuyoruz. Yani sadece Cengiz Dağcı'yı değil. Cengiz Dağcı bir Kırım Türk'ü. Hı hı. 1919'da doğmuş. Malum tam da Rusya'nın karıştığı yıllar. Dolayısıyla 19'da doğunca bu Stalin'in meşhur kolhozlaştırma şeyi vardır. Hı hı. Yani ortak mülkiyetçi bir politika izler, toprak politikası. Mesela ondan önce yaşayan Lenin daha serbestiyetçidir bu noktada. Yani Stalin daha komünist. Evet, Stalin çok daha sert politikalar izlemiş. Evet. Şimdi Cengiz Dağcı'yı ben açıkçası bir Ay Vakti diye bir edebiyat dergisinde de Kırım'a damıtılmış hayat diye bir yazı yazdım. Şundan dolayı gündeme getirmek gerekiyor. Eğer Cengiz Dağcı olmasaydı Kırım Türklerinin bu dramları ile ilgili elimizde ne tarihsel ne de edebi bir kayıt yok. Şimdi Cengiz Dağcı çok ilginç. 10 yaşındayken bu Stalin zulmünü görmüş. Hı hı. Kolhozlaştırma dediğimiz şeyi. 1919'da doğmuş birisi. Arkasından da İkinci Dünya Savaşı patlıyor. Rusya adına İşte savaşa giriyor, Almanlarla savaşıyor ve Almanlara esir düşüyor. Bir süre sonra da 1944 yılında meşhur Stalin'in işte siz Almanlara yardım ettiniz falan gibi suçlamalarla Türkleri Sibirya'ya sürdüğü o meşhur sürgün var. Bu üç travmatik olayı da yaşamış. Sonrasında da önce İtalya'da sonra İngiltere'de kamplara katılmış. Yani kamplarda yaşamış ve ben şöyle diyorum, 92 yıllık hayatının son 65 yılını bu ilk 27 yılda yaşadığı bir takım travmatik olayları anlatmak üzere harcamış tabiri caizse. Hı hı. Bizim için önemi bu. Yani Cengiz Dağcı eğer bu eserleri vermeseydi biz Kırım'da tam olarak ne olduğunu bilemeyecektik. Yani Stalin'in sonrasında işte savaşta olanlar ve daha sonrasında Kırım Türklerinin sürülmesi olayı var. 25 kitap yazıyor ve hayatı boyunca da Londra'da yaşamış. Londra'dan hiç çıkmamış ve lokantacı. Bu meşhur Chelsea futbol takımının stadyumuna yakın bir yerde. Gündüzleri lokantacılık yapıp akşamları da yazmış. Yazdıklarını da Türkiye'deki birçok yayın evine göndermiş. Fakat ilginçtir, Yaşar Nabi Nayır dışında Cengiz Dağcı'ya olumlu cevap veren olmamış. Yani Varlık Yayınları
Varlık Yayınları'na da gönderdiği kitap böyle 500 sayfalık falan. Sadık Turan'ın Hatıraları diye. Yani kendisini biraz isim değişikliğiyle böyle anlatıyor. Büyük oranda kendi anıları. Fakat yayın evi demiş ki bunu biz değiştirelim. Korkunç Yıllar yapalım. Bir cildini. Bir cildini de Yurdunu Kaybeden Adam yapalım diye. Yani travmatik olan Cengiz Dağcı'nın bu ömrü boyunca anlattığı şeyler ve işte hayatı boyunca Kırım Türklerinin o 20 yıllık süreç içerisinde Rusya'dan gördüğü zulmü. Tabii bunun içerisinde Almanlar da var. Çünkü siyasi ve askeri bir gücünüz olmadığı zaman çevrenizdeki siyasi askeri gücü yüksek devletlerin maalesef oyuncağı konumuna düşüyorsunuz. Biraz Rusya, bazen Almanya arasında gidip gelmiş bu Türkler. Bizim için hem belgesel özelliği var yazdığı metinlerin. Edebi değeri nasıl hocam? Yani edebi değeri de çok yüksek. Zaten sadece hani o yılları yaşamış olduğu için değerli değil ya da belgeleştirdiği için değerli değil. Edebi değeri de çok yüksek. Çünkü bunu bir hümanizm içerisinde anlatmayı başarmış. Yani ne beklersiniz? İşte Rus nefreti, bir ırkçılık, doğal olarak böyle bir şey beklenebilir. Bunu yapmamış. Herkese hitap edecek şekilde. Çünkü şöyle bir şey var. Sadece Kırım Türklerinin değil, sadece Türklerin de değil. Aslında dünyada yaşayan bütün mazlumların ızdıraplarını anlatan bir tarafı var. Yani zaten edebiyat malumunuz bunu başardığı zaman edebiyattır. Yoksa bir belge olarak tarihe not düşer ve o işi bırakır. Cengiz Dağcı'nın önemi bu. Tabii şunu söyleyelim. Türkiye Yazarlar Birliği bir program yaptı benim bildiğim. Küçük bir araştırma yaptım. Mesela bir kitap yayınlandı ama biz çok daha yoğun bir şekilde konuşmalıydık. Daha böyle hararetli bir biçimde Cengiz Dağcı okunmalıydı. Yani Akif'i andığımız bu haftada benim aklıma o geldi açıkçası. Ben Kırım'a damıtılmış hayat dedim. Onun 92 yıllık hayatına Şiire Damıtılmış Hayat diye bir kitap vardır ondan ödünç alarak. En azından işte Korkunç Yılları. Bu arada Kırımlı diye bir film çekilmiştir. İki bahsettiğim iki romanı da yansıtan bir film var. Bir yankı da buldu bu. Rusların çektiği belgeseller var. Daha açık söylemek gerekirse günün birinde bir Rus subayı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kırımlı Türklere yaptıkları zulümleri anlatan itiraflarda bulunuyor. Eğer o itiraflarda da bulunulmasaydı mesela yani Rusya tarafından bu adeta ifşa edildi yapılan şey. Mesela şöyle çok trajik de bir şey var. Kırım Türkleri Stalin tarafından tümüyle orada bulunan Türkler Kırım'dan uzaklaştırılmış. Yani orası artık Türklerin bir yurdu olmaması için. Fakat sonradan şöyle ilginç de bir şey var. Bir köyü unutmuşlar bunlar. Ve Stalin'e telgraf çekilmiş. Ne yapalım? Bir Türk köyü var diye. Ondan aldıkları talimata göre şöyle bir ilginç ve travmatik bir şey yapmışlar. Bunları Türkiye'ye sizi gönderiyoruz diye bir gemiye bindirmişler. Gemi Karadeniz'den yukarıdan bize doğru yol almaya başlayınca gemiyi patlatmışlar. Şimdi Rus subayı diyor ki biz günlerce Türklerin cesetlerini topladık Kırım'ın kıyılarında diyor. O 44-45. Tabii sadece Kırım Türkleri yaşamadı bunu. Yani o dönemde Türklerin hem nüfusunu düşürmek için yapılmış Stalin tarafından böyle bir sürgün adı sürgün ama tabii o insanlar çok uzun tren yolculukları yapıyorlar ve bunlar hayvan vagonları, trenleri ya da yük trenleri. Bunlar insanlara göre yapılmış şeyler değil. Penceresiz, kapısız trenler. Mesela Cengiz Dağcı bu trenlerin içinde olup bitenleri, efendim oradaki yanındaki mesela arkadaşlar ölüyor. Fakat Ruslara o ölüleri vermiyorlar. Mesela bu da travmatik ve trajik bir şey. Çünkü Ruslar hemen alıp tren o sırada nereden geçiyorsa orada bir yere bırakıp devam ediyorlar. Bunlar ise onu defnetmek istiyor. Ve onların ölmediğini göstermeye çalışıyorlar. Çünkü askerlerle birlikte yapılmış bir yolculuk bu. Yani bunun içinden işte malum 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudilere yaptığı soykırımın sonuçlarıyla ilgili binlerce film çekildi. Evet. Sanat, edebiyat bu konuda
Biz mesela ne yaptık diye bir kendimize sormamız lazım. Benim bildiğim bir film var. Evet. O da çok yenidir yani yakın bir zamanda. Bir de işte Cengiz Dağcı var. Yani önemini anlamamız için... Onu da görmezden doğumunun 100. İşte, yılında yani evet. gösteremedik. Açıkçası bu ülkede hani milliyetçi, İslamcı diyelim ki daha liberal gibi bir ayrım varsa entelektüel dünyada benim merak ettiğim bu ülkenin milliyetçileri neden mesela Cengiz Dağcı'yı unutur, nasıl unutur? Niye en sahiplenmezler? Niye sahiplenmez? Yani burada Tevfik Fikret de diyelim ki 100. ölüm yıl dönümünde ilginç bir şekilde o da unutulmuştu. Az önce ben herkesi unutuyoruz derken biraz da odaklandığımız isimler var. Mesela şimdi konuşacağız. Hakkında bu millet olarak hani devlet eliyle resmi bir şeyden bahsetmiyorum. Millet olarak hakkında en çok program yapılmış. İşte kişi Mehmet Akif Ersoy. Evet. Yani Akif'e olan bağlılığımız ayrı. Şimdi, ama unutulan çok isim var. Şöyle tabii ki sizin buradaki bu bahsettiğiniz unutma devlet ya da resmi makamlar eliyle bir unutulma değil. Sizin kastettiğiniz evet. doğrudan sivil bireylerin unutması ya da o evet. bireylerin oluşturduğu sivil yapıların göz ardı etmesi. Evet. Dolayısıyla mesela Mehmet Akif evet devlet tarafından bir dönem unutturulmaya unutuldu. Tam 50 sene unutuldu. Unutuldu hatta unutturulmaya çalışıldı. Tabii, tabii. Buna rağmen unutmadı bu millet ama Cengiz Dağcı için böyle bir politika yok. Tabii tabii. Ama buna rağmen unutuluyor. Burada bir evet. enteresanlık da var hocam bir taraftan. Yani tabii Kırım Türkleri, Türkiye'de dernekleri var biliyorsun. Evet. Mutlaka kendi işlerinde bir takım faaliyetler yapıyorlardır. Hı hı. Ama bu hani ulusal düzeyde ve benim söylediğim hararetli bir biçimde. Çünkü hani 180 civarında üniversitemiz var. Mesela bu üniversitelerde okuma faaliyetleri vesaire bir takım şeylerden bahsediyorum. Akif'in dediğiniz gibi durumu farklı. Akif hiçbir zaman bu anlamda unutulmadı. Unutulmadı. Ama devlet tarafından tırnak içinde unutuldu. Yani aslında devletin de Soğuk Savaş döneminde yani unutulduğu tırnak içinde dememin sebebi devlet hiç unutmamış. Hı hı. Çünkü işte sizinle daha önce de bu konuyu konuşmuştuk bir evet. programda. Muharrem Coşkun diye bir gazeteci Akif'i nasıl izlendiğini. İşin garip tarafı Akif'le ilgili istihbarat raporları 1965'e kadar uzanıyor. Adam evet. 36'da vefat etmişti. Yani ölümünden 30 yıl sonra bile izlenen bir adamdan bahsediyoruz. Evet, mezarına gelen insanları kaydetmiş mesela evet. devlet. Değil mi? İstihbaratta bir kodu bile var yani. Evet, o kod Eyvallah. İle de bir kitap yayınlanmıştı. Evet, hocam şöyle Akif'e buradan geçelim. Cengiz Dağcı rahmetle analım. Eyvallah. Ve ümit ediyoruz ki doğumunun 100. yılı belki bu manada yine onu bir unutuşla kısmen geçmiş olsa da 101 de önemli bir rakam bence. Yani bunu şaka diye de söylemiyorum. Doğru. 101 gerçekten sembolik anlamı da olan bir rakam. 101 Eyvallah. Rakamı. Dolayısıyla doğumunun 101. yılında Cengiz Dağcı ile milliyetçi, muhafazakar, hatta liberal yani hiç fark etmiyor. Bütün kesimlerin kendilerinden bir şeyler bulacağı ve ortak paydanın da geniş bir ortak paydanın oluşabileceği bir isim Cengiz Dağcı. Ümit ediyorum 2020 bu manada Cengiz Dağcı'nın da hatırlanmasına vesile olur. Çok doğru. Yani 100 olmasın da 101 olsun. Ama sonuçta belli vesilelerle. Yani sizin de dediğiniz gibi hani Cengiz Dağcı mesela bir Cengiz Aytmatov değildir mesela. Evet. Hani Aytmatov'un çok kendine mahsus bir şeyi var. Yani burada da şunu söylemek lazım. Aytmatov ne kadar büyük bir sanatkar olduğunu kimse inkar edemez. Ancak Rusça yazmasının avantajlarıyla evet. biraz dünyanın gündemine tabii. geldi. Şimdi bizim Cengiz Dağcı'mız Kırım Türkçesiyle yazıyor. Bize de önce onunla yollamış kitaplarını. Evet. Sonra anlamış ki bunu böyle yapmaması gerekiyor. Sonradan Türkiye Türkçesiyle yani bir Kırım Türkü olmasına rağmen ve hayatının 2/3'ünden fazla bir kısmını Londra'da geçirmiş olmasına rağmen Türkiye Türkçesi sorununu çözüyor. Çünkü o hani tam uyuşmuyor tabii ifadeler. Hatta Ziya Osman Saba diye çok değerli bir şairimiz vardır.
redaktörü de o imiş. Varlık Yayınları'nda çalışıyor. Çünkü Yaşar Nabi Nayır demiş ki Cengiz Dağcı'ya sen biraz uğraşmışsın ama tam da olmamış demiş. Yani Türkiye Türkçesi, yani Türkiye'de okuyan okurların da daha iyi anlayabilmeleri için redakte edilmiş. Cümleler biraz değiştirilmiş. Kendisi diyor ki benim cümlelerimi ütülemişler. Ben sonradan okudum diyor. Yani kendisi adeta Türkiye Türkçesini yeniden öğrenmiş. Tabii bizim aramızdaki lehçe farklılığı çok düşük. Evet tabii. Yani bir iletişim sorunu büyük oranda yok. Bir Kazakistan ya da Türkmenistan Türkleri değil. Gibi değil. Evet. Hocam arkadaşlar bu arada uyarıyorlar. Yönetmenimiz diyor ki TRT'nin Büyük Sürgün film tabii. dizisi var. Bir de 4 bölümlük diyor. Tabii. Onu da hatırlatmış olalım. Kırımlı diye bir film çekildi. Kırımlı diye bir film çekildi. Tabii, bu 4 bölümlük o Büyük Sürgün'ün de ben bir kısmını izlediğimi hatırlıyorum. Cengiz Dağcı belgeseli de var. Yani şu, evet. Ben bu yıl hani üstünde çok yoğun durulmadığını fark ettim. Yoksa eyvallah. Mesela Cengiz Dağcı belgeseli de çok iyi bir belgeseldir. Londra'daki evinde uzun uzun konuşturmuşlar. İsa Koca Kaplan Hoca vardır Kültür Üniversitesi'nde. Bizim bu Konya'daki Türkiye Yazarlar Birliği'nin Konya Şubesi'nde de konuştu. O zaman ilgisi olanların belgesellere, filmlere ve eserlerine biz buradan bu vesileyle yönlendirmiş olalım. Ama 2020 yılı içerisinde de Cengiz Dağcı'nın hatırlanmasını ümit ettiğimizde ifade edelim. Şimdi hocam Mehmet Akif'e geçmeden bununla ilgili bir de şunu ifade etmek istiyorum. Tabii artık popüler dünya herkesi bir şekilde daha çok esir almaya devam ediyor. Evet. Biraz belki bunun da etkisi olabilir zira rahmeti rahmana kavuşması dolayısıyla Fuat Sezgin yılı da ilan edilmiş olması popüler olana doğru bir kaymayı beraberinde getirdi. Ya Fuat Sezgin'le ilgili eminim 2019 içerisinde yapılmış sempozyumları, çalışmaları eğer bir sıralayacak olsak uzun bir zamana ihtiyacımız olur. 2019 Fuat Sezgin'le biraz daha yoğun geçti. Popüler olan artık daha çok ilgi çekiyor. Fuat Sezgin'in popüler olması onun derinliğinde bir şey kaybettirmiyor. Ama bu belki bizim dikkatlerimizi birilerinin istediği o popüler olana doğru değil de kendi istediğimiz alana doğru yöneltmemize dair bir yeniden tefekküre de kapı aralasa güzel olur diye bunu da ifade edeyim. Sonra Mehmet Akif'e geçeyim. Mehmet Akif, şimdi anmak diyoruz, anlamak diyoruz, Mehmet Akif'i okumak diyoruz, safahat diyeceğiz birazdan, konuşacağız bütün bunları. Mehmet Akif'i neden anacağız hocam? Mehmet Akif'i anınca ne olacak? Yani Mehmet Akif'i niye okuyalım mesela? Evet. Bundan 100 yıl öncesinde kalmış, 90 yıl öncesinde vefat etmiş. Tamam milli şairimiz, İstiklal Marşı'nın şairi ama Mehmet Akif gündemimizde kalmalı, Mehmet Akif gündemimizde durmalı. Neden durmalı? Niye okumalıyız? Mehmet Akif'i neden anmalıyız? Neden anlamalıyız diye başlayalım. Eyvallah. Şimdi her şeyden önce 1873'te doğup 1936'da vefat etmiş. Yani Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarının hepsini idrak etmiş. Evet. Yani içinde Tanzimat var, içinde 2. Abdülhamit dönemi var, Meşrutiyet var. Cumhuriyet ve sonrasında var. Cumhuriyet var. Tek parti döneminin bir takım kendi içindeki netameli durumlarına yaşamış, şahit olmuş birisi. Dolayısıyla hani model bir okuma yapılsa bile, yani biz tabii ki seviyoruz. Bunu da inkar edecek halimiz yok ama soğukkanlı bir şekilde Akif'in o kendi dönemiyle ilgili okumalar yapılsa bile. Yani duygularımızı bir kenara bıraksak. Bıraksak bile bir model ortaya çıkıyor. Yani içinde Tanzimat'ı anlayabileceğimiz, Abdülhamit dönemiyle ilgili zihnimizdeki soruları cevaplayabileceğimiz birçok şeyi içine alacak şekilde bir kere Mehmet Akif'in biyografisi bu yakın tarihe merakı olan kişiler için çok ideal bir şey, bir biyografidir. Her şeyden önce bu. Ama ondan bu toplumsal kısmı ya da politik tarafı diyelim. Ama bir de kendi hayatına baktığımızda gerçekten hani yakın dostlarının yazdığı şahitlikler birazdan belki onlara değineceğiz. Kendisi de bize model olabilecek birçok anekdotu bünyesinde barındıran biri. Onun dışında mesela 3 tane dili muhteşem derecede bilen
bir entelektüel, yaşadığı evet. dönemin çok önemli bir entelektüeli. Bütün bunlara bakarak hem tarihi okuma anlamında hem edebiyatı anlama anlamında hem belki çevremizdeki insanlara, gençlere bir model sunma anlamında yani Mehmet Akif bize çok şey söylüyor. Hayatıyla, tercüme-i haliyle ya da dönemiyle. Tabii sanatıyla da. Hı hı. Çünkü şimdi konuşacağız. Yani şey çok ilginçtir. Biz şimdi son 10 yıldır Mehmet Akif'in bütün ortaya koyduğu eserleri 100 yıl geriden, ileriden izleyerek yaşıyoruz. Yani her eserinin 100. yılını yaşıyoruz. Diyelim işte hı hı. 2019 demek Asım'ın yazılmaya başlayışıdır. Diyelim hı hı. ki 2033 dediğimiz zaman Gölgeleri yayınlamış olacak. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında hani geçmişe baktığımız zaman anladığımız birçok şey var bugünü okuma adına. Bu noktada da bize çok şey söylüyor. Hani şiiriyle hayatını çok müthiş bir biçimde birleştirmiş. İşin ilginç tarafı bu kadar güncelin içinde olduğu halde mesela 100 yıl sonra kimse bu yazdıkları şiir değildir diyemiyor. Halbuki biz hep sanatın, edebiyatın güncelin o sıcağından biraz uzak durması, soğukkanlı olması gerektiğini savunuruz. Evet. Hatta yazdığımız metinler de böyledir. Yani dikkatliyizdir. Yani tutup da mesela başörtüsü yasağına özgürlük diye şiir yazdığınızda şimdi olduğu gibi hı hı. konjonktürel olarak şiiriniz havada kalabilir. Evet. Çünkü yasak ortadan kalktı ne yapacağız gibi. Şimdi Akif'te çok ilginç bir şey var. Bu çok sıcak güncelin içinde, bizzat savaşın içinde yani. Savaşı her anlamıyla kullanıyorum. Hem mecazi hem gerçek. Ama ilginç olan kalmış. Yani Balkan Harbi'nin, Trablusgarp Harbi'nin, Birinci Dünya Savaşı'nın, Milli Mücadele'nin bizzat koşturmacası içerisinde şiirler yazan bu şair ilginç bir şekilde bugün, yani şimdi birkaç gün önce bir gazete Necip Fazıl eki verdi de ödüller dolayısıyla. Ben de mesela Necip Fazıl'la ilgili oraya bir şey yazdım. Necip Fazıl geleceğe kaldı diye, kalır mı diye sormak artık yersiz. Kaldı zaten. Evet. Yani 1922'de ilk şiir kitabını çıkarmış. Biz şimdi bugün Örümcek Ağı mesela. Yani Türk şiirinden 10 şiir seçilse, bütün dönemlerini içine alacak şekilde Necip Fazıl'sız bir antoloji yapılamaz. Geleceğin içinde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bütün bunları düşününce Akif'ten hem sanatından hem hayatından alacağımız çok şey var. Peki Mehmet Akif'teki hocam bu bahsetmiş olduğunuz o 100 yıl sonra bile halen onun söylediklerinin kıymetinden çok bir şey kaybetmemiş olması, üstelik de günceli yazdığı halde evet, böyle oluyor olması, Mehmet Akif'in sanatçı yönünün bir neticesi mi yoksa o güncelin içerisinde bütün yüzyıllara sari olabilecek evrensel hakikati keşfetme adına bir yeteneği ya da ona verilmiş bir mevhibe-i rahmani mi var? Şimdi bu çok zor bir soru ama şunu söyleyebilirim. Akif hiçbir şekilde bunları düşünmemiş. Yani onu evet. kurtaran bu hasbiliği. Evet. Yani ben bunları yazarsam çünkü mesela işte Hasan Basri Çantay, Dillere Destan bir kişi, arkadaşı, Balıkesir milletvekili. Akif Name'yi yazar. Akif'le ilgili en önemli birkaç kitaptan birisi de o. Evet. Şimdi şeyi okuyunca Gölgeleri. Gölgeler 33 yılında çıkar 7. kitabı. Tabii 25'ten sonra Akif biliyorsunuz Mısır'da yaşamaya başlar. Başlamak zorunda kalır ve şiirleri bireyselleşir ve tasavvufi bir içerik kazanır falan. Şaşırmış yani. Üstad siz vadiyi değiştirmişsiniz diyor o meşhur. O zaman diyor ki ya ben hep bu vadideydim. Hep bu vadideydim. Milletin derdi beni bırakmadı diyor. Şimdi yani ben geleceğe kalır mıyım? Yani bunlar galiba bizim dertlerimiz. Bizim dert. 2019'da beni bir televizyon programında konuşurlar mı falan gibi bir derdi hiç olmadı. Hiçbir zaman tasarlamamış. Zaten hani şahsiyetini biz anlatırken belki gençler hani bunlar yüceltiyor, işte abartıyor falan. Hı hı. Sadece aktarıyoruz. Yani hiçbir zaman işte ben bu şiirler geleceğe kalacak mı? Ha şu var yani bir sanatkar ciddiyetiyle çok uzun süre şiirlerine çalışmış. Zaten hani bir şiiri yazıp
dergide yayınladığı vaki değil. Hı hı. Yani ona çok büyük özen gösteriyor. Dediğiniz gibi hem günceli bu kadar sıcak takip eden, hem onu şiirleştiren, hem de 100 yıl sonra şu anda bizim konumuz olan bu formülü oturup da laboratuvarlarda imbiklerden sözerek bulduğunu değil, tam da hayatın ortasında doğal bir şekilde, yani samimi bir biçimde yazmasından kaynaklarını düşünüyorum. Hani az önce başörtüsü örneğini verdik. Hı hı. Şimdi zulüm diye anlatırsanız Cengiz Dağcı için de geçerli bu. Bütün dünyadaki bütün insanlara ulaşırsınız. Evet. Şimdi hocam aslında bir sanatkarı ya da sadece sanatkar olması da önemli değil. Bir insanı unutulmaz kılan şeylerin başında ürettiği değerler ya da eserlerde onun şahsiyetinin de yani mündemiş olması diyeceğim de, evet. Çok yanlış söylemiş olmam herhalde. Evet, eğer üretilen eser ya da eser yoksa bile ortada üretilen değer, çünkü böyle isimlerde örnekler verebiliriz. Hiçbir eser kaleme almamış. İşte Konya özelinde mesela Hacı Veys Sade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin bir tek satır, evet, geriye bırakmış bir kitabı yok. Hatta niye kitap yazmıyorsunuz diye soranlara bir kitaptan bir kalp çıkmaz ama bir kalpten bin kitap çıkar gibi bir yani, evet, üzerine sizin ciltlerce eser yazabileceğiniz bir şey, evet, bırakıp gitmiş. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Eyvallah. Dolayısıyla üretilen değer ya da eserlerin kalıcılığı biraz herhalde şahsiyetle alakalı. Evet. Akif'in bu manada şahsiyeti, onu 100 yıl sonra bugün halen, evet, bizim konuşuyor olmamızın da en temel nedenlerinden olsa gerek. Şahsiyet hakkında bize Akif'in, evet, neler söylersiniz? 100 yıl onu kalıcı kılan nasıl bir şahsiyete sahip Akif merhum? Eyvallah. Şimdi bazı sanatkarların doğal hayatları sürerken o diyelim ki zayıf şahsiyetleri diyelim, çok güçlü eser verseler bile bizim ona ulaşmamıza engel oluyor. Evet. Yani mesela Ahmet Hamdi Tanpınar, herhalde edebiyat dünyası bu konuda ortak görüştedir. Müthiş yani, eserlerini kimse tartışmaz. Ama o kadar güçlü biri değil. Evet. Yani mesela bu anılarını yayınladı, günlüklerini yayınladı. Orada birçok şey çıktı. Mesela çok bahsettiği bazı ressamlar var. O ressamların anılarında Tanpınar hiç geçmiyor gibi. Yani şimdi ama ne oldu? Vefatından sonra ilginç bir şekilde Tanpınar, çünkü varlığı adeta eserine ulaşmamıza engeldi. Evet. Bir de tersi vardır. Onun örneğini vermeyeyim ama çok örnek var. Çok güçlü bir şahsiyete sahiptir ama eserleri çok cılızdır. Öldüğü zaman artık eserleriyle ilgili oluşmuş o hale de kaybolur gider. Hı hı. Çünkü nüfuzu ortadan kalkmıştır. Yani kendi nüfuzuyla biraz eserlerini ayakta tutar. Şimdi Akif bu noktada işte ilginç biri. Çünkü şahsiyetinin yani gücüne hiç kimsenin aleyhinde söylediği bir şey yok. Çok şahsiyetli birisi. Şimdi biraz onu konuşacağız. Ama eserlerine baktığımız zaman da az önceki tasniften ikisine de uymuyor işte. Yani ne eserleri şahsiyetini ne şahsiyeti eserlerini gölgede bırakmıyor. Bırakmıyor. Mesela biz Nuri Pakdil'i de biliyorsunuz Ekim ayında vefat etti. Evet, çeşitli platformlarda konuştuk. Allah rahmet eylesin. Şimdi Pakdil için mesela bir dostu şöyle diyor. Şahsiyetinin dipnotu bile olamaz yazdıkları diyor. Şimdi o kadar karizmatik, o kadar farklı biri ki Nuri Pakdil. Hı hı. Tabii tanımadan da hani bunu anlamak çok kolay değil. Yani bu büyük şahsiyetinin diyor dipnotu bile olamaz eserleri diyor. Bu eserlerinin olumsuz olduğu anlamında değil. Ama böyle bir denkleşmezlik var. Şimdi Akif'te bu yok işte. Akif'le ilgili mesela benim çok takdir ettiğim bir kitap var. Nurettin Topçu'nun Mehmet Akif kitabı çok iyidir. Hı hı. Oradan bir cümle aldım. Topçu sanatkarlığını da konuşturarak şöyle diyor. Vakar dolu bir alın, haya dolu bir çehre, şiddet dolu bir bakış, iman dolu bir sine. Şimdi tabii Topçu hikaye de yazdı, roman da yazdı. Biz onu filozof olarak biliyoruz ama evet, bu satırları mesela benim çok hoşuma gitti. Çünkü ve kimsenin bu satırlara bir itirazı olamaz Mehmet Akif'le, evet, ilgili. Aynen.
Ona biz akanonik bakış diyoruz. Yani bizim diyelim ki benim şurada yaptığım konuşma kanoniktir. Yani genel olarak Akif'e yaklaşım biçimlerine uyar. Ama işte Nurullah Ataç mesela gibi, yani belki dünya görüşü itibariyle de Akif'e uzak olan isimler farklı şeyler söylemişlerdir Akif'le ilgili. Ama bu noktada bir şey söyleyemezler. Yani söyleyememişler. Sezai Karakoç'un gene çok iyi bir kitabı var Mehmet Akif'le ilgili. Mesela orada yaptığı bir analiz Akif'le ilgili bütün konuşacağımız şeylerin kökü olabilir. Babası diyor Kosova'dan gelmişti. Kosova İpek şehrinden gelmiştir babası. Tahir Efendi, medrese hocası. Hı hı. Annesi Emine Şerife Hanım da Tokat'tan geldi fakat aslı Buharalı'dır. Karakoç şöyle bir tasnif yapmış. O günden beri bu tasnif çok kabul görmüş. Şairliğini, o mesela özellikle mektuplar okunduğunda görülecek olan o merhametli tarafını annesi tarafından alır. Ama aynı Akif çok haşin, çok acımasız yerine göre, yani ilkeleri söz konusu olduğunda taviz vermeyen çok mücadeleci biri, çok savaşçı biri. Bunu da babasından almıştır diyor. Yani bir nevi İslam coğrafyasının, biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu içinde Anadolu ve Balkanlar diye iki kanatlı bir kuşa benzetilir. Balkan Savaşı'ndan sonra bu kanatlarından birini de yitirmiştir. Zaten bu Safahat da anlattığı şeylerden birisi bu. Yani adeta İslam dünya, İslam coğrafyasının merkezinde iki kanat buluşmuş. Ama burada Fatih'i unutmayalım. Yani Fatih'te doğuyor. Hı hı. Babası Fatih Medresesi'nde hoca. Daha çocukluğunda Fatih Camii'nin o büyük namaz alanında koşturuyor. Orada Farsça eğitimler almış, Arapça eğitim almış, ilk eğitimlerini oradan almış. Dolayısıyla adeta Buhara'dan ve Kosova'dan gelen bir iki güç başkentte, İslam'ın ve imparatorluğun başkentinde, Osmanlı'nın başkentinde buluşmuşlar. Buradan da Akif yetişmiş. Hayatıyla ilgili birçok şey söylenir. Yani okunmadı ise ben Mithat Cemal'in kitabını her zaman çok önemsiyorum. Neden? 1903'te İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın evinde karşılaşmışlar Akif'le. Tabii Akif'e dışarıdan bakanlar, hani Fransızca bilen, işte yabancı dilleri çok iyi ve bundan öte yani Batı kültürüne çok nüfuz etmiş birisi olduğunu anlayamıyorlar. Daha çok tabiri caizse bir medrese hocası görüntüsü veriyor. Bunu çok güzel anlatır. Yani şimdi aynaları çatlatarak konuşmaya başlayacak bir molla oturuyordu karşımda falan diyor. Sonra da bir süre sonra tabii Akif bir şey söylüyor. Mesela büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Ona Fransızca bir terim açıklamaya çalışırken onun muhteşem bir Fransızcası olduğunu görüyor. Gene bir büyük bir şok geçiriyor. Kitap böyle başlar. Dolayısıyla onun bir cümlesi var. Şimdi Mithat Cemal der ki, hiçbir kapı altından geçen Akif'i eğilmeye mecbur edemedi. Şimdi biliyorsunuz İttihat-ı Terakki'ye girmiş mesela. Hı hı. Ama orada bir yemin metni var. Yemin metninde de kayıtsız şartsız cemiyetin işte kararlarına uyulacak maddesi var. Hemen bu itiraz ediyor. Yemin metnini değiştirtmiş. Hani İttihat ve Terakki'ye neden girdi, işte Jön Türk müydü falan gibi tartışmalar çok yapılır. Halbuki şu cümlenin ışığında görmek lazım. Yani cemiyete mesela sonradan Ahmet Hamdi Akseki'nin de içinde bulunduğu bir öğrenci topluluğuna Arapça öğretiyor. Yani İttihat ve Terakki'deki faaliyeti bu. 200 kadar çok büyük rağbet görmüş. Şehzade başında bir güçlü yerken. De bir şahsiyeti var. O güçlü şahsiyeti yanında, yakınında bulunduğu insanlara ya da içinde bulunduğu oluşumlara etki edip orayı da bir manada dönüştürüyor ve kendisi için, kendi o şahsiyetindeki hedeflerine dair bir alana da çeviriyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Mesela şöyle bir şey var. Ahmet Şuayb diye Servet-i Fünuncuların bir eleştirmeni var. Yani Türk Edebiyatı'nın ilk eleştirmeni diye bilinir. Çünkü sadece eleştiri yazıları yazmış birisi. Bununla Köse İmam diye Safahat'ta geçen
bir karakter, meşhur bir kişi var. Gerçek bir karakter bu. Bunun evinde karşılaşmış mesela. Şimdi Ahmet Şuayb'in Kur'an-ı Kerim'den Kur'an diye, yani Fransızca telaffuza uygun olarak bahsettiğini görünce hem evi terk etmiş hem de bir daha Ahmet Şuayb'a selam vermemiş. Hani hiçbir zaman işte Cenab-ı Şahabettin'le karşılaşmaları var. Mesela Cenab-ı Şahabettin, bu çok ilginç, Akif'in Fransızca bir kitap okuduğunu görünce şaşırıyor. Yani bunun sebebi işte bir medrese hocasının oğlu olması ve genellikle İslami ilimlerle meşgul birisi gibi sadece. Evet, görünüyor olması. O dönüştürme meselesinde çok haklısınız. Yani birçok paşanın çocuklarına ders veriyor. İşin ilginci, babası da vefatından önce aynı şeyi yapıyormuş. Yani birçok işte İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın diyelim ki şeyidir, hocasıdır çocukluğunda. Ona da ders vermiş. O yüzden Akif'le bu şahsiyet tanışır. Mithat Cemal de onun evinde tanımış Akif'i. Hani hayatından, şahsiyetine ilişkin çok şey anlatılabilir. Balkan Savaşları'nda Türkler Balkanlardan işte Anadolu'ya doğru göçerken bir tane Balkan Türk ailesine evini vermiş. İşte 1913'ten falan bahsediyoruz. Kendisi kiraya çıkmış. Şimdi Türkiye Suriyeli Müslüman kardeşlerimizle biliyorsunuz bir imtihan veriyor. Evet. Kimisi bireysel olarak bu imtihanı kazanıyor, kimisi kazanamıyor. Tabii ki çok netameli bir konu falan. Hani buna da ışık tutacak bir şey söylüyorum aslında ben. Evet, yani şöyle Mehmet Akif'in bu tavrını hadi bugün gelelim kendimize örnek alalım filan desek yer yerinden oynar. O yani yüzden demiyoruz biz bunu. Bunu şunun için söylüyorum. Hani Akif'i abarttığımızı varsayalım. Evet. Bu bir vaka. Şimdi evin. Hadi bakalım şu olayın neresi abartı hocam? Çünkü 5 yani. Çocuklu. Evet. 5 çocuğu var. Sonra o çocuklar bir gecede 8 olacak. 8 olacak değil mi? 8 olacak. Mithat Cemal bir gün bir gidiyor. Ya diyor, senin çocuk sayısı arttı mı diyor. Yani bir hafta sonra her cuma Fransızca kitap talim ediyorlar Akif'le. Sonradan anlaşılıyor ki Baytar Mektebi'nde okurken Hasan Tahsin diye bir arkadaşına söz vermiş. Bir ahitleşmişler. Kim önce ölürse diğeri çocuklarımıza baksın diye. Ve mesela o Süheyla Karacan sonradan bir milletvekilinin eşi olacak. Yani üvey evladı. Şimdi Selma Argon Hanım hayatta ve televizyonlarda, medyada sık sık görüyoruz torunu. Mesela o diyor, yani biz onları işte dayımız ya da ne bileyim ablamız zannederdik diyor. Daha doğrusu onun annesi Suat Hanım'dan aktarıyor bunu. Çünkü Selma Hanım doğduğunda vefat etmişti daha öncesinde Akif. Evet. Bunun gibi çok anekdot var. Hadi tabii, buyurun ya. Bunun neresi dolu. Abartı? Tabii bunlar, evet. Yani biz herhangi bir müdahalede bulunmadan söylüyoruz. Eyvallah. Hocam şöyle, ben bir başlık daha açayım. Tabii. Yine şahsiyetiyle ilgili belki söylemek istedikleriniz de olabilir ama tabii. Ben program içerisinde de yetiştirmeye çalışacağım bazı soruları. Tabii. Programın süresi malum kısa. İkinci reklam arasına gitmeden şairliği ile ilgili Mehmet, evet, Akif'in hayatında şiir dışında yayınladığı bir eseri yok herhalde, değil mi? Var mı? Bazı küçük kitapçıklar, ders kitaplar gibi Risale şeyler. Risale tarzı şeyler var. Var. Ama öne çıkmış eserler değil bunlar. Evet. Mehmet Akif daha çok bir şair olarak biliniyor, tanınıyor ve böyle. Sonradan nasıl tefsir yazdığı tefsirler kitaplaştı. Onları zaten ama siz yaşarken dediğiniz için ben. Ya evet, yaşarken. Dolayısıyla şairlik yönü baskın. Peki nasıl bir şair? Mesela Safahat'ı şöyle az ya da çok okuyanlar için... Safahat böyle bir acaba şiir kitabı gibi durmuyor filan, manzumeler bütünü gibi bir eleştiri gelebilir mi? Bu eleştiri ne kadar yerinde olur? Biraz şairliğini değerlendirebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi saf şiir dediğimiz bir şiir tarzı vardır. Yani Tanpınar mesela, az önce adı geçti, Necip Fazıl'ın ilk dönemi. Bunlar daha çok Avrupa'daki sembolizm akımının Türkiye'deki başarılı yansımalarıdır. Yani etkilenmeden söz ediyorum. İşte onun başını Fransız şair Baudelaire çeker. Yani buradan bakıldığında tabii ki Akif saf şiir yazmıyor sonuçta. Yani Haşimvari, hatta Yahya Kemal gibi bile
değil. Çok daha hayatın ortasından, içinden ve somut. Dolayısıyla safahat, yani en nihayetinde söyleyeceğim şey şu. Manzumeci diyenler safahatın belli bir kısmı için haklı da olabilirler. Aktarıyor. Bir takım olaylar aktarıyor. Mesela aynı tartışma Nazım Hikmet için de yapılır. Evet. Mesela Nazım Hikmet için ya da Akif için şunu diyebiliriz. Daha doğrusu birçok eleştirmen bunu söylemiş. Yani şiirin tabiatına uygun olmayacak kadar yoğun bir biçimde hani şiirin sınırlarını zorladılar. Bu olumsuz bir şey bir taraftan, bir taraftan da ama şiirin sınırlarını geliştirdiler diye. Ama şimdi şunu diyeceğim. Mesela Çanakkale şehitlerinin içinde zirve diyebileceğimiz. Evet. İşte Bülbül, hani hepsini ayrı ayrı konuşmak lazım. Hı hı. Bülbül şiiri. Yani safahatın belki %30'luk bir kısmı vardır ki Türk şiirinin de zirvesidir. Evet. O kısımlar olmasaydı bu arkadaşlar, yani sadece kupkuru bir manzumeci olsaydı bu arkadaşlar haklıydı. Ama o küfe mesela, babası bir küfenin, yani bir yük taşıma aracı biliyorsunuz. Altında ölen Hasan isminde bir çocuk küfeye bir tekme atar. Sokakta Akif yürürken görür bunu. Babam bunun altında öldü, ben ölmeyeceğim der, annesine karşı çıkar. Mesela o kadar derin bir insanlık dramıdır ki bu. Bir taraftan baktığınızda evet, yani bir manzume, ama öbür taraftan bizi kalbimizden yakalar. Hani 100 yıldır neden, evet, hala okunuyor ve etkiliyor? İşte Seyfi Baba mesela. Bir taraftan evet hikaye anlatır. Zaten mesela Mehmet Kaplan, Türk şiirinin, edebiyat biliminin otoritelerinden birisi, onu romancı olarak anar. Çünkü Akif bu şiirlerle birçok hayat sahnesini şiirleştirir. Yani nihayetinde söyleyeceğimiz şey elbette ki manzumecilik, eğer nihai olarak söylersek, bir haksızlık olur. Çok derin ve lirizmin doruklarındadır Akif'in şiiri. Bunun dışında mesela benim çok hoşuma giden bir şey var. Annesi, rahmetli annesi dinlemiş oğlunun şiirini. Şimdi anneler, babalar genellikle çocuklarının bu edebiyatla ilgili ilgilerinden pek haberdar olmazlar. Hı hı. Hatta haberdar olduklarında haz etmezlerdi. Haz etmezler. Tarafından. Yani dersine çalış falan. Boş işler. Şimdi yıllar sonra tabii oğlunun şiir yazdığını öğrenen kadın şöyle demiş. İncesini ipe, kalınını sapa dizmişsin demiş. Şimdi bunu okuyunca ben bir kitapta çok hoşuma gitti. Şundan dolayı işte deminden beri anlatmak istediğim bu. Kalınını sapa dizdiği bir kısım var. Oraya takılıp kalıyor. Bu Nazım Hikmet için de geçerli. Ama incesini ipe dizdiği de bir kısım var. Akif bundan ibaret değil. Akif'i en özgün yapan şey, az önce onu biraz konuştuk. Hayatla, hayatıyla şiiri arasında mesafe neredeyse sıfır. Tümüyle hayatını... Yaşadığını ama, yazmış, yazdığını evet, yaşamış gibi mi hocam? Evet, ama bu hayat tamamen milletin hayatı. Az önce onu konuştuk ya. Hı hı. Yani bireysel bir şey değil. Değil. İşte orada Balkan Harbi, Trablusgarp Harbi... Yani bir sanatçının, bir edebiyatçının bohem bir hayatı ya da onun fikir dünyasında var olan bir takım fantazilerin mahsulü üremiş bir hayat değil. Değil. Bağımsız bir hayat değil hatta kendi başına. Değil. Yani Balkanlar, bir millete bağlı. Aynen. İşte hürriyet ilan edilmiş. Hani o zaman meşrutiyet olayına böyle deniyor idi. Hürriyet ilan edilmiş. Mesela oradaki sokaklardaki o şeyi, hengameyi görmüş. Bunu bütün ateşiyle. Evet. Çünkü şunu da unutmayalım. Trablus, Garp ve Balkan Savaşları'ndan hemen sonra büyük bir şey var üzerimizde. Yani toplumsal olarak, millet olarak karamsarlık çöküyor. Akif hemen Selahattin camilerde vaaza başlıyor. Zaten bu bildiğimiz Akif'in ortaya çıkışı o vaazlarla, evet, oluyor. Onun milli mücadele sırasında Ankara'ya çağıran güç de zaten bu gücünü bilerek, bu moral gücünü bilerek çağırıyor. Çağırmış. Bu vaazlar şeye dönüşüyor işte. Yani tabiri caizse işte Süleymaniye kürsüsünden. Yani, hı hı, şiir dediğimiz şey bu. O ateşi, o ızdırabı bütün dehşetiyle sunuyor. Mesela rahmetli oldu Orhan Okay Hoca, çok iyi bir kitabı vardır Akif'le. Cemiyet mistiği der. Cemiyet mistiği. Yani hani bir büyük bir varlığın içinde
yok olma arzusu diyelim ki, mistisizmi böyle genel bir biçimde tanımlayalım. Kendisini cemiyete adamış bir isim. Bir de hocam elinin ucuyla tuttuğu bir iş yok değil mi? Yani her yere bütün vücuduyla, bütün bedeniyle girmiş. Yani şiire de öyle girmiş aslında. Yani her ne kadar az önce ifade ettiğiniz gibi işte manzumeye çalan, o tarafa kaçan yerler olsa bile onlar Akif'in o bütün vücuduyla girmesinden bağımsız bir şey değil. Orada da Akif her şeyiyle var. Kesinlikle, yani bu anlamda zaten şeyi söylüyor. Çok büyük emekler vermiş. Yani ben bu şiiriyle ilgili daha bir şeyler daha söylemek istiyorum. Şahidine dair söyleyeceklerim var demiştiniz. Evet. Hem onları dinleyelim hem de ben bir soruyu daha sormuş olayım. Tabii. Sezai Karakoç'un bu şair Mehmet Akif ve şair Yahya Kemal kıyaslaması da yine şairlik gönlüyle ilgili olduğu için evet. Onu da sözlerinizin devamında bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Estağfurullah. Şeyi söylemek için şimdi bir şair ama mesela naturalizm dediğimiz, realizm dediğimiz yani Avrupa'da 19. asrın ikinci yarısında çok böyle etkili olan edebi akım, yani romanda daha çok etkili olan edebi akımları şiirine taşımış mesela. Biz az önce Küfe'den, Seyfi Baba'dan bahsettik. Yani bütün Safahat aslında bu tür hikayelerle doludur. Hatta bir romancı diye bahsedilir Akif'ten. Çünkü arkasında mesela Emil Zola'nın roman yazışı gibi şiir yazması gibi bir şey söz konusu. Öbür taraftan şimdi Akif şöyle bir insan. Biraz doğu varsa biraz mutlaka batı vardır. Üstün tarafı da bu zaten. Evet. Öbür taraftan Sadi'yi çok iyi biliyor. İşte Farsça, babası onu Fatih Camii'nde bir hocaya teslim etmiş. Uzun yıllar ondan Farsça ki, Farsça diğer dillere kıyasla daha az bildiği bir şey. O Farsça sayesinde de İran şiirinin derinliklerine dalmış. Evet. Yani İşte arkadaşlarla birlikte Hafız Divanı'nı bir rivayet vardır. 19 kez okuduğu, yani bu sesli bir biçimde okuyorlar. Hatta arkadaşları yüzünden okurken Akif ezbere takip edip işte o hataları zihninden buluyormuş. Bir hafız hafızlığı da var yani. Kesinlikle. Hafızın hafızı evet. Deniyor. Tabii çok şaşırmış o olayı izleyen bir talebesi. Hocam siz ne yapıyorsunuz falan. Bu demiş bizim Hafız Divanı'nı 19. kez okuyuşumuz demiş. Bir de yani, Celaleyn'i miydi? Celaleyn tefsirini de aynı. Miydi? Onun için de aynı şey söyleniyor. Evet. Yani o dönemde tabii sesli okuma, yani birlikte okuma diye bir gelenek, bir adet var. Akif de onları yönetiyor. Hocalık yapıyor. Yani bunu şunun için dedim. Sadi'den çok etkiler taşır. Ama dönüştürmüş. Şimdi edebiyatta şöyle bir şey vardır. İyi şair çalar, kötü şair etkilenir derler. Yani hani kendi bünyenizde, karakterinizde onu eritip daha böyle etkileyici bir hale sokup kimsenin adresini bilemeyeceği bir hale dönüştürmeniz gerekiyor. Çünkü başka türlü bir üretme biçimi yok. Sanatkarlık da bu zaten. Sanatkarlık bu. Çalar derken bunu kastediyoruz. Hı hı. Parmak izi bırakmadan. Ama mesela acemi şair o adresi belli eder. Evet. Böyle bir dönüştürüm gerçekleştirmiş. Yani burada Emil Zola da var, Alphonse Daudet de var. Ama bir bakıyorsunuz Hafız da var, Sadi de var. Bunu taşımış ama bütün derdi işte İslam ideali. Mesela Sezai Karakoç şöyle özetler. İslam ve realite der Akif'in şiiri için. İslam ve realite diye iki kelimeyle ifade eder. Bir tarafta idealler vardır ama bir tarafta da gerçekler vardır. Yani buradaki İslam idealleri temsil ediyor biraz. Evet. Yani bu çatışma çok serttir Akif'te. Yani bir taraftan işte kendi zihnindeki ideal İslam dünyası ama bir taraftan da halimiz özellikle o dönemde çok kötü. Evet. Yani Osmanlı'nın yıkıldığı 20'de 19'unu kaybettiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Evet, bir Kurtuluş Savaşı gerçekleştirdik ve belli bir toprak parçasını kurtardık ama çok büyük kayıplar içerisinde tabii, kaldık. Hilafetin elden gittiği, elden gitmesi, ümmet birliğinin kaybolduğu döneminde, yani Safahat'ta böyle bir çatışma, Safahat'taki ateşi, harareti
yükselten bir taraf var. Bir de şunu da ekleyelim. Ispartalı Hakkı diye bir arkadaşı var. O da Muallim Naci etkisi çok fazladır. Çünkü Mülkiye'de okurken Akif Muallim Naci'nin öğrencisi olmuş. Hı hı. Bir de şu var. Muallim Naci o dönemde çok, yani Akif'in gençliği döneminde çok etkili bir şairdir. Mesela bir eleştiri yazdığı zaman herkesi korkutan birisi. Dolayısıyla Muallim Naci demiş ki Ispartalı Hakkı, böyle yazmaya devam edersen Muallim Naci'nin bir talebesi olarak kayıtlara geçersin. Ama bu olmaz demiş yani. Özgünlük yok demiş şu an yani. Evet. Evet. Senin demiş Fransızca öğrenmen lazım demiş. Mesela Akif diyor buna çok üzüldü, çok bozuldu. Ama 7 yıl Fransızca kitapları da cebinden hiç çıkarmadı diyor. Şimdi daha önce sizinle bunu konuşmuştuk. Şaşırtıcı olan şu, hani biz de diyelim İngilizce üzerinden ya da Arapça üzerinden belli metni okuma ve anlama noktasında belli bir noktaya gelebiliyoruz çalışarak. Evet. Ama şimdi Mithat Cemal diyor ki herhangi bir Fransızdan ayırt edemeyeceğiniz bir okuma. Şimdi onu, çünkü bu kolejlerde okumadı. Hani Robert Kolej'de okuyan. Kursa da gitmedi hocam yani. Gitmedi. Böyle. Evet. Kendi kendine. O işte onu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu Dujane Cündioğlu'nun Lisani Biyografisi diye çok güzel bir çalışması var. Hani hangi dili nasıl öğrendi, hı hı, ve nereye kadar öğrendi? İşte bunun en sonu da şeydir. O Almanya'ya görevli olarak gittiği zaman, evet, mesela Arapça duyduğu bir ifadeyi Fransızca'ya çeviriyor. Çünkü ana dili Türkçe olan bir adam, birisi, Arapça duyduğu bir ifadeyi Almanca'ya çeviriyor. Tunuslu Şeyh Salih'le birlikte Müslüman esirlere, evet, Rusya'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın karşı propagandasını anlatmak için gidiyorlar. Çünkü mesela onlar bize şey demiş, yani bunlara Müslüman esirlere demiş ki, halifeyi esir aldı Türkler, biz halifeyi alacağız diye savaştırmış bizimle. Eyvallah. Şimdi bugün günümüz dünyasında hocam, teknolojinin, dil öğrenme yöntemlerinin, metotlarının, evet, pik yaptığı bir dönemde bu, evet, bahsettiğimiz kendi ana dili olmayan iki dilde birbirine spontane tercüme yapabilecek adam kaç tane çıkar dünyada bilmiyorum ben. Evet, bu işte burada mesela hiçbir şekilde yorum yapamayacağımız. Burada herhalde dehası devreye giriyor. Dehası devreye, evet, giriyor olabilir. Eğitimiyle ilgili, çünkü böyle bir arka plan yok biliyoruz. Evet. Yani gidip de diyelim Halide Edip azınlık okullarında ders aldı. Yani doğal olarak İngilizcesi vesairesi. Şimdi Akif'te bu şey nasıl kazanıldı onu bilmiyoruz. Kitabi Arapçası da çok yüksek. Mesela bu da meşhurdur. İşte Arabistan tarafından bir alim geliyor ve bir müşkili var. Gramer sorusu soracak. Çözemiyor. Müşkili de gramere dair. Gramere, yani kitabi bir soru. Az önceki spontane tercümeydi, az önce konuştuğumuz mesele. Orada da şey yapmış mesela. O yüzden diyorlar ki yani Akif çözmüş o gelip soran medrese hocasının şeyini. Tabii 4-5 yaşlarından itibaren babasından aldığı bir eğitim var. Arapça konusunda babasından almış olduğu bir eğitim var. İşte siz söylediğiniz Celaleddin tefsirini gibi okumalar yaptığını biliyoruz. Sonrasında da bunu biraz da şunun için söylüyorum. Neden diyelim ki 24-25 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı bir Kur'an tercüme edecek birisini ararken bütün milletvekillerinin aklına Akif geldi. Evet. Adam şimdi baytar, yani veterinerlik eğitimi almış, şair. Yani buradan bakıldığında bir medrese hocası değil, İslami ilimlerle, evet, ilgili öyle bir tahsili yok. Formel değil, yani formel bir tahsil yok. İslami ilimler alanında formel diyebileceğimiz hiçbir tahsil şey yok. Ama meal yaptırma akla gelince herkes Akif demiş. Yani bunun tabii birçok sebebi var. İşte Sebilur Reşat'ta tefsir yazılarını Akif yazıyor 1912'den şeye kadar, diyelim ki 20, yani 25'e kadar, 24'e kadar. Sonradan çıkacak tabii Sebilur Reşat, ama ya da işte İstiklal Marşı şairi yani. Evet. Yani milletvekillerinin aklına Akif'in neden geldiği sorusu da sorulmuş. Birçok şey söylenebilir. Siz Yahya Kemal ile, evet, ilgili, o benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi Sezai Karakoç müthiş analiz gücü olan birisi. Yani Akif kitabında da bunu görüyoruz.
Yahya Kemal de bizim için çok önemli bir şair tabii ki. Hani Karakoç'un Türk şiirine böyle neden damgasını vurduğunu şu analizden de anlıyoruz. Çok iyi analiz etmiş kendisinden önceki şairleri. Şimdi çok hızlı bir şekilde birkaç başlık söyleyeyim. Mesela diyor ki Yahya Kemal estetiği hedefler, Mehmet Akif ülküyü. Yahya Kemal estetikten ülküye varır, Mehmet Akif ülküden estetiğe. Yahya Kemal geçmiş zaman şairidir, Mehmet Akif şimdiki zaman şairi. Mesela bu safahatı anlamamız için çok önemli bir tespit. Yahya Kemal gün doğumudur, Mehmet Akif gün batımı. Yahya Kemal anıt yapar, Mehmet Akif siper kazar diyor. Bunları belki birazdan açabiliriz. Yahya Kemal medeniyeti arka hatlarda korudu. Mehmet Akif medeniyeti ön hatlarda korudu. Mesela şu da çok değerli. Yahya Kemal medeniyete, esere ve sonuca, Mehmet Akif dine, sebebe ve müessire denk gelir diyor. Yani mesela medeniyet malumunuz dinin çiçeklenmesi gibi bir şeydir. Bir din vardır özde. Onun tezahürlerine biz kültür deriz, medeniyet deriz. Şimdi birisi medeniyete odaklanır, birisi medeniyeti var eden sebebe. Yani birisi sonuç, birisi sebeptir diyor. Mesela Yahya Kemal estetik bir dile, Mehmet Akif halkın diline. Şu ilginçtir mesela, Yahya Kemal anıttır, Mehmet Akif tanktır diyor. Yani Akif, tabii şunu da söyleyelim, Bozgun'da bir fetih düşü demiştir Yahya Kemal için Sezai Karakoç. Osmanlı'nın tam dağılma sürecinde tutuyor, Mohaç'ı yazıyor. Evet. Osmanlı'nın en parlak dönemleriyle ilgili. Bu tabii çözümlenebilir. Yani insan hani müflis bakkal eski defterleri karıştırırmış hesabı. Evet. İnsan en zor zamanlarında geçmişi, güzel günleri daha doğrusu hatırlar. Yahya Kemal'de böyle bir taraf var. Mehmet Akif'te ise... Yahya Kemal bu açıdan biraz daha romantik tarafı var. Evet. Ama Mehmet Akif az önce söylediğiniz gibi realist. Evet, yani Mehmet Akif çünkü henüz savaşın kaybedilmediğini, şimdi iki türlü sonuç çıkıyor büyük bir felaketin arkasından. Birinci sonuç büyük bir nihilizm çıkıyor. Hani bunu biliyoruz. Bütün dünya edebiyatı İkinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu karamsarlığın edebiyatıdır. Yani bu yığınla örnekler verilebilir. İşte varoluşçu felsefe, edebiyat. Bir de tam tersi müthiş bir şekilde buna itiraz eden, İşte Selahattin camileri dolaşıp vaaz edip hala Osmanlı'nın kurtuluşu için umut eden ve insanlara bir şeyler anlatan işte milli mücadele öyledir. Biliyorsunuz milli mücadelede 12 şehri bazı şehirleri iki kez olmak üzere dolaşmış. Evet. Kimlerin evinde kaldığını işte nerede namaz kıldığını dahi o şahitlikleri biliyoruz. Yahya Kemal ile Mehmet Akif arasında ama ikisinin de çok büyük şair olduğu şüphe götürmez. Mutlaka. Yani bizim... Ama mesela hocam Yahya Kemal'e göre nazaran Mehmet Akif'in çok daha fazla karşılığı olmasını Sezai Karakoç'un bu analizi çok güzel zaten açıklıyor. Yahya Kemal caminin aslında avlusundadır. Mehmet Akif ise kürsüdedir. Mehmet Akif caminin içindedir, minberdedir, mihraptadır. Böyle bir tarafı da var Mehmet herhalde. Mehmet Doğan Hoca'nın kitabının adı da Camideki Şair. Evet. Dediğiniz gibi. Yahya Kemal de çok doğru. O iftar yemeğinde olamamanın ızdırabını yaşar. Yani o Müslümanlarla birlikte oruç tutamaz ama. Tutamaz, evet. Ya da bayram sabahı namaza gider ve herkesin şaşkınlıkla öyle diyor. Herkes bana baktı, başını çevirip bana baktı diyor. Büyükada'da bir namaza, bayram namazına katılmış. Enteresan hocam orası da. Şimdi hocam vaktimiz daralıyor. Şöyle bir soru sorayım. Siz dediniz ki 100 yıl sonrasında bugün biz Mehmet Akif'in eserlerinin, kitaplarının yazılışı ya da basılışını aslında 100. yıllarını yaşıyoruz. Evet. Asım'la ilgili de yine böyle bir zaman dilimine tekabül eden bir tarafı var. Doğru. Asım'ın nesli değil mi? Asım'ın nesli yani. Kulağımızda bir ses. Asım'ın nesli. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Evet. Herkesin zihninde bir şekilde ucunu kanattığınızda beliren ve rahatlıkla söyleyebileceği mısralar arasında yer alır. İdeal bir nesilden bahseder. Asım'dan bize biraz bahsedebilir misiniz? Asım bugüne ne söyler? Hele ki bugün 100 yıl uzağına düşmüş
Evet. Bu 100 yıl içerisinde de çok büyük değişimler ve dönüşümler görmüş geçirmiş insanlar olarak biz Asım'ın neslinden, Asım kitabından, Safahat'tan günümüze ne gibi mesajlar kelimesini çok sevmiyorum ama mesajlar çıkarabiliriz. Yani Asım 1919 ile 24 yıllar arasında yazılmış. İlk parçası 19, son parçası 24 ve 24'te de kitaplaşıyor. Hı hı. Ve Asım diye birisi yok öncelikle. Yani bunu şunun için söylüyorum. Mehmet Akif'in oğlu bir Asım var, evet, filan yok böyle bir şey. Yok. O Asım Şakir diye bir gence yazdığı mektuplar vardır. Mektuplarında Yusuf Turan Günaydın'ın kitabında, hı hı, yer alır. Mesela o çok sonradır. Yani Mısır'da yazıyor. O şimdi. Asım da değil o yani. Tabii tabii. Bir sahabenin ismini söylerler. Mesela, hı hı, böyle de bir yaygın şey var. Hiçbir kaynakta da tabii ben kaçırmış da olabilirim ama bu Asım'ın bir sahabe, belli bir sahabeye mutlaka bizim İslam tarihindeki bir isme atıf yapılmış olabilir. Yani ya da prototip olarak pek çok kimseye uyabilir. Uyabilir. Ama özellikle şu tarihi şahsiyet için özellikle söylendiğine dair, hani niye Asım? İşte İslam tarihinden bir isim alınmış. Yani ona şüphe yok. Şimdi Köse İmam diye gerçek bir şahsiyet var. Babasının yakın arkadaşı, çok sert tabiatlı, dobra biri. Ağzına geleni herkese söyleyebilen birisi. Hocazade de kendisi. Yani bu kitapta Akif aslında piyes yazma hayalleri kurmuş bir şairdir. Dolayısıyla Asım 7 safahatın 6.'sı ve bir aslında piyes olarak rahatlıkla okunabilir. 4 kişi var bu piyeste. Önce Köse İmam, bu sert tabiatlı kişiyle Hocazade diye kendisinden bahseder ve kendisi anlatır. Yani bunu rahatlıkla bir roman gibi düşünebiliriz aynı zamanda. Aralarında bütün İslam dünyasından tutun da İstanbul'un belediye sorunlarına kadar, ekonomik sıkıntılara kadar uzun bir konuşma geçer. Sonra Köse İmam'ın asıl derdi ortaya çıkar. Meğer Asım, yani oğlu, gerçekte Köse İmam hiç evlenmemiştir, hı hı, ve çocuğu da yoktur. Çünkü yani bunu şunun için söylüyorum, Asım'ın bir karşılığı yok. Ama kitapta Emin var, yani kendi oğlu var, kendisi var, Köse İmam var, bunlar gerçek. Ama Asım ve Asım'ın kız kardeşi Melek gerçek değil. Asım Mehmet Akif'in muhayyel kahramanı mı muhayyel, hocam? Muhayyel, kesinlikle muhayyel. Hı hı. Az önce romancı olarak okunabilir demiştik ya. Yani kitap iki bölümden oluşur. Birinci bölüm bu. İdealize ettiği bir kahraman mı hocam? Aslında Asım, işte tam onu söyleyecektim. Çok ideal birisi değil. Değil. Ona öğütleri verirken biz idealindeki şeyi ortaya çıkartıyor. Hani biz Asım deyince Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Evet, işte Çanakkale'yi kazandı. Biz onlar. Bunu duyunca Asım'ı ideal bir nesil önderi gibi görüyoruz. Tam olarak böyle değil. Yani Asım'a yüklediği misyon bizi ilgilendiriyor, hı-hı, bugün. Şimdi evet. Asım şöyle birisi. Birincisi Çanakkale gazisi. Çanakkale, düşünün, bir savaşın içinden çıkıp gelmiş. Ve vapurda karşısında Ramazan ayında birisi sigara içip de bir de yüzüne üfürünce onu dövmüş. Hı hı. Babası diyor ki Akif'e, bu Asım'la bir konuş, bunu ne yapacağız? Savaştan çıktı geldi ama şu anda kontrol edemiyoruz. Deli bir çocuk. Ve Asım çok ilginç, hükümet darbesi yapılabileceğini, Türkiye'deki sorunların bu darbeyle çözülebileceğine inanıyor. Şimdi Akif için tabii görüşlerini açıklaması için bir fırsat doğuyor. Birincisi Akif, tabii Akif'in böyle bir derdi yok da bugünkü Türkçe ile söylersek tam anlamıyla demokrasi dersi veriyor Akif Asım'da. Asım'a iki nasihati var, birisi bu. Yani diyor ki uzun vadeli insanları eğiterek aşağıdan yukarıya toplumu değiştireceğiz. Yani Hazreti Peygamber'in yönteminden bahsediyor aslında. Asım'sa resmen bir hükümet darbesi yapacak. Yukarıdan aşağıya inecek. Asım tepeden inmeyecek. Şey. Çünkü genç, henüz yoğrulmamış. Yani henüz yola koyulmamış. Asıl ikinci söylediği çok önemli Asım'a. Diyor ki Berlin'e gideceksin. Orada bu pozitif bilimleri 2 sene içerisinde tahsil edeceksin. Senin beynin Batı dünyasıyla bizim dünyamız arasında bir kanal olacak diyor. Ve yani Berlin İstanbul arasında bir kanal olacaksın. Bize taşıdığın yeni bilgilerle biz yeni bir şey inşa edeceğiz. Bugünkü medeniyetimizin aksaklıklarını gidereceğiz diyor. Yani Akif o gün buna inanmıştı.
AKF'in temel bakış açısı da bu. Ve bunu şöyle özetliyor. Bilgi ve fazilet, ilim ve fazilet. Yani bugün bile biz madde ve mana, bir elimizde Kur'an, bir elimizde bilgisayar falan gibi sembolleştirmelerle aynı şeyi söylüyoruz. Bunlar konuşulabilir, açılabilir, detaylandırılabilir. Şunu söyleyelim, yani Akif'in fikri arka planıyla ilgili çok yazılar yazıldı. Bir takım eleştiriler yapıldı. Yani bu Akif'in dünyaya bakış biçimini aktarıyorum ben şu anda. Asım'dan beklediği şey Batı'ya gitmesi, pozitif bilim tahsil etmesi, bu önemli. Çünkü kendisi de biliyorsunuz pozitif bilim tahsil etmiş birisidir. Ama pozitivist değildir. Ama pozitif bilim ile kendimizi aydınlatabileceğimize inanıyor. Ona ahlakı eklemeliyiz diyor. Asım'dan beklediği şey bu. Şimdi hani diyelim ki kadınların isimleri niye geçmiyor, din dili neden erildir falan gibi böyle muhabbetler vardır ya. Şimdi onları da çok ilgilendirecek bir şey, hiç bahsedilmez. Asım'ın Melek diye de bir kız kardeşi var. Ve aslında Asım'a söyledikleri de Melek için de geçerli. Yani Melek de orada genç kızları temsil ediyor. Türk genç kızlarını temsil ediyor ve ona da bunlar onun için de söyleniyor. Temelde iki mesajı var Akif'in Asım kitabında. Birisi, bugünkü Türkçe ile söylersek, demokratik bir şey. Yani böyle işlerle uğraşmayın, insanları eğitin. Yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya insanları 20 sene, bir de süre de veriyor. 20 sene içerisinde biz bir noktaya varacağız diyor. İkincisi de az önce söylediğim şey. Yani bir tarafta ilim olacak ama bir tarafta faziletimizden vazgeçmeyeceğiz. Eyvallah. Fazilet kısmı tamam ama ilmi batıdan almamız gerekir diyor. Hocam, programın son 4 dakikasındayız. Eyvallah. Şimdi birincisi, Akif'in Mısır'a gittiği bir dönem var. Orası bizim için çok büyük bir acı ve hüzün. Evet. Akif Mısır'a gidiyor. Sürgün müydü, değil miydi, ne oldu bilmiyoruz ama orada çok acı ve ızdıraplı bir yaşam sürüyor. Evet. Orada nelerle meşgul oluyor, nasıl dönüyor? Kısaca cevaplamanızı istirham edeceğim. Ve neden dönüyor? Evet. Yani her şeye rağmen orada kalmayı tercih edebilirdi. Çünkü döndüğünde de Türkiye'de aslında evet, Akif'in istediği atmosfer henüz oluşmuş değil. Evet. Aslında neden gidiyor da belki biraz söylenebilir. Evet. Çünkü hani mesela şapka takmamak için gitti derler mesela. Hı hı. Halbuki şapka kanununun yani yasalaşması 25 yılının Kasım ayıdır. Evet. Yani alfabe ile aynı tarih. Halbuki öncesinde gidiyor. Evet. Ama tabii Atatürk'ün Kastamonu'ya gitmesi, orada şapkayı tavsiye etmesi, orada da yasa falan yokken o öncedir. Hı hı. Bu sırada Akif hep şeydi, çok ilginç, Nevzen Tevfik'le karşılaşmışlar. Yani şeyi anlatmak için söylüyorum, hı hı, neden gitti meselesinde yanılınıyor. Nevzen Tevfik de takılmış. Bak, ben başıma şapkayı geçirdim, sen niye başın kabak demiş. O da demiş ki biz de bir çaresine bakarız gibi bir espri yapmış. Çok açık. Nevzen Tevfik'in kardeşi Şefik Kolaylı'ya diyor ki benim arkamda iki tane polis var. Benim zoruma gidiyor. Ben artık bir süre Mısır'da yaşayacağım diyor. Ama 10 yıl 6 ay hiç dönmemiş. Çünkü ailesini, en azından erkek evlatlarını ve eşini aldırmış Mısır'a. Mısır'dan şöyle iki ciltte toplandı mektupları. Hı hı. Doğal olarak mektupların çoğu Mısır'dan yazılmış. Biz orada mesela Mısır'dan hoşlanmadığını, ikliminden hoşlanmadığını, çok büyük bir İstanbul hasreti içinde olduğunu, ikide bir İstanbul'a dönersem işte şöyle yaparım, böyle yaparım falan gibi şeyler söylediğini, çok büyük bir özlem içinde olduğunu biliyoruz. Yani Mısır hayatı Kur'an mealiyle geçti diyebiliriz. 32 yılına kadar, 31 yılına kadar. Ondan sonra feshediyor tabii, biliyorsunuz. 31'de Kur'an meali anlaşmasını feshediyor. Ondan sonra da bir takım şiirler yazmış. Şunu söyleyelim, hı hı, çok sayıda şiir kitabı çıkarma hayali var. Yani asla edebiyattan kopmamış. Çünkü bir de Münzevi ve Kahire Üniversitesi'nde hoca. Evet. Türk Dil ve Edebiyatı dersleri veriyor. Ve hayatı boyunca Münzevi bir hayat yaşamak istiyor ve şiir yazmak istiyor. Peygamberimizin hayatını manzum olarak yazmak istemiş. İşte böyle birçok peygamberlerin hayatlarına aktarmak istemiş. Tabii bunların hiçbiri olmamış. Ana sebep
Mısır'da çok büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Bir de dünyada kriz var o zaman. Yani evet. Ekonomik kriz var. Bunu mektuplarından rahatlıkla anlayabiliriz. Yani 5 lira mesela Kuşçubaşı Eşref'e, teşkilatı mahsusanın başında biliyorsunuz eskiden beraber Mısır'a Arabistan'a gittikleri Kuşçubaşı Eşref'ten mesela bir mektubunda 5 lira var mı diyor. Yani İstanbul'dan Kahire'ye 5 lira. 5 lira. Ciddi bir geçim sıkıntısı içerisinde olmuş. Halbuki çekmecesinde biliyorsunuz Kur'an meali vardı. Ve o meali ve teslim etse o mealin karşılığı 10 bin lira mesela. Evet. Sonradan 20 bin lira yapmışlar. Hatta bazı kitaplarda evine casus girdiği, o meali çekmecelerde aradığı vesaire gibi şeyler var. Ben şöyle diyorum, eğer teslim etseydi mealini, mesela muhtemelen Elmalı Hamdi Yazır merhumun bu muhteşem meali olmayacaktı. Çünkü anlaşmaya göre Akif Meal, Elmalı tefsir yazacak. Böyle bir bereketi de olmuş aslında. Eyvallah. Böyle bir şey de ortaya çıkmış. Eyvallah hocam. Hocam son birkaç cümleyle şimdi program içerisinde Akif'le ilgili, Akif hakkında yazılanlar ve bu manada referans verdiğiniz için de okunması gerekenler olarak da ben onları anlıyorum. Evet. Hasan Basri Çantay'ı zikrettiniz, Mithat Cemal'i zikrettiniz, Sezai Karakoç'u, Nurettin Topçu'yu zikrettiniz. Bunlara ekleyeceğiniz kitap, eser isimleri olur mu? Yusuf Turan Günaydın'ın mektuplarını topladı Yusuf Turan Günaydın. Mesela o mektuplarda bambaşka bir Akif var. Yani çocukları için kalbi atıyor. O savaş dönemleri bittiği için Mısır'da üniversite hocalığı yapan bir Akif. Mesela mektuplar mutlaka okunur. Daha kendi bir Akif var. Çok. İşte gölgeleri yazan yani. Evet. Üstad vaadiyi değiştirmişsiniz denilmesine sebep olacak. Bir de Suat küçük, en küçük kızıdır. Suat Hanım'a yazdığı mektuplar kitaplaştı Timahş yayınlarından. Bu iki cilt tabii çok mektup var. Yani bunlar yayınlanmış mektupları. Yani dergi ya da gazetelerde çıkmış mektuplar bir araya getirildi. Bir de henüz matbulaşmamış halde kalan mektuplar var. Mesela bu ikisi, Hasan Basri Çantay'ın Akifnamesi çok meşhurdur. Bir de asıl bizim kaynak olan yanından, dizinin dibinden hiç ayrılmayan. Mesela bir camide vaaz verdiği zaman hemen eline kalem kağıt alıp not eden, onu da Sebilur Reşat'ta yayınlayan Eşref Edeb'in kitabı var. Evet. Eşref Edeb'in kitabı çok önemli bir kaynaktır. Birçok şeyi biz oradan öğreniriz. Çünkü Akif'e özellikle bu mücadelesi sırasında en yakın isim Eşref Edeb'ti. Mithat Cemal daha çok entelektüel bir dostluk kurmuş Mithat Cemal'le. Bir 35 yıl falan. Ama Eşref Edeb'in kitabı bu anlamda çok şey. Yani bir de şunu söyleyeyim. Sebilur Reşat'ta Akif'i adım adım izlememize sebep olan şey Eşref Edeb'in Akif'in faaliyetlerini haberleştirmiş olması. Evet. Yani şu anda işte Almanya'da bulunmaktadır. Şu şehirde vaaz etmiştir, şu camide bulunmaktadır diye haber yapmış. Eyvallah hocam. Dolayısıyla Eşref Edeb'in kitabı da bu tavsiye listesinde yer alabilir. Yer alabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zaman sınırlı olduğu için çok pek çok soruyu belki soramadık ve bu manada da birikiminizden istifade belki daha sınırlı kalmış oldu ama biraz da artık en son soruyla beraber kaynaklara yönlendirmiş olalım. Daha çok, daha fazlasını isteyenler ve merak edenler Akif'le ilgili kaynaklara yönelirler. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize sağlık. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim bugün Mehmet Akif'i konuştuk. Doçent Doktor Abdullah Armancı hocamız stüdyo konuğumuzdu. Görüş alanında haftaya tekrar karşınızda olmak ümidiyle, haftaya salı akşamı buluşmak arzusuyla sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.